Evet sevgili gençler, yine karşınızdayız. Bugün trafik güvenliği dersi, ikinci dönem ikinci sınavları soru çözümüyle karşınızdayız. Önce kanalımıza abone olun ki siz de şurada yazdığı gibi kağıdınızda 100 yazdığında hemen koşup yorum kısmına gelip bize bilgi verebilirsiniz arkadaşlar. Hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Boşluk doldurma sorusuymuş. Hemen klavyemizi alıyoruz, harflerimizi ve başlıyoruz. Birinci, kaza sonrasında yapılan yanlış müdahaleler nokta noktaya neden olabilir. Neden arkadaşlar? Sakatlıklara ya da ölümlere hangisi var? Hemen bakıyoruz. Evet, ölümlere neden olabilir. Evet, ölümlere neden olabilir. Aa, bu renk çok da iyi değilmiş. Farklı bir renk alalım. Daha iyi görünebilmesi için biraz daha yeşil olsun. Evet, ölümlere neden olabilir. İkinci sorumuz, hasta ve yaralıya nokta nokta eğitimi almış kişilerin dışında kimse müdahale etmemeli. Evet, ilk yardım eğitimi almış kişiler arkadaşlar. İlk yardım eğitimi almış kişilerin dışında kesinlikle kimse müdahale etmemelidir. O hal yoksa ölümlere, sakatlıklara, daha başka felaketlere neden olabilir. Sonraki sorumuz, özel taşıtlarda ve servis araçlarında takılması zorunludur. Neyin takılması zorunlu arkadaşlar? Bakalım var mı emniyet kemeri? Evet varmış. Emniyet kemeri takılması zorunludur. Yoksa herhangi bir kaza sırasında ölümlere neden olabilir. Bunu da mor yaptık. Hemen geçelim dördüncü sorumuzda. Bisiklete binerken başımıza kask takmamız güvenliğimiz için önemlidir. Kask mı var? Evet kask varmış. Evet kask takmalıyız arkadaşlar. Beşinci sorumuz, toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi neyin azalmasına katkı sağlar arkadaşlar? Elbette ki trafik yoğunluğunun, değil mi? Trafik yoğunluğunun azalmasına yardımcı olacaktır ve devlet ekonomisine de çok büyük katkısı vardır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. 6 boşluk bırakılmış, geçiş üstünlüğü olan bir araçtır. Bakalım hangisi var? Ambulans, trafik polisi biliyorsunuz, polis ve itfaiyenin geçiş üstünlüğü var. Bakıyoruz hangisi var burada? İtfaiyenin var arkadaşlar, itfaiye var. O halde biz buraya ne yazıyoruz? İtfaiye yazıyoruz. İtfaiyenin trafikte biliyorsunuz ama görev başındayken geçiş üstünlüğü vardır arkadaşlar. Eğer görev başında değilse geçiş üstünlüğü olmaz. Geçelim bir sonraki sorumuza. 7. Gemi yönetimiyle ilgili olan en yüksek görevliye kaptan denir arkadaşlar. Hemen kaptanı şuraya yapıştıralım. Kaptan denir. 8. Toplu taşıma araçlarına nokta nokta binilir. Nerede binilir arkadaşlar? Ön kapıda ve durakta binilir. Taşıma araçlarına ön kapıdan binilir. Ne var? Durak mı var? Ön kapı mı var? Kask, hastane, kaptan, durak. Durakta binilir. Durakta binilir. Evet, boşluk doldurma sorularımızı bitirdik arkadaşlar. Sıra geldi. Bakalım hangi tür sorumuz var? Doğru yanlış sorularımız varmış sevgili gençler. Hemen doğru yanlış sorularımızı yapmaya başlayalım. Birinci sorumuz, hemen alalım kalemimizi. İlk yardım tıbbi tedavi edici uygulamadır. İlk yardımla tıbbi tedavi mi yapılır arkadaşlar? Hayır. Hastaneye gidene kadar hastanın daha da kötüleşmesini engellemek için yardımda bulunulur. Tıbbi tedavi yapılmaz arkadaşlar. O halde buna yanlış diyoruz. İkinci soru, ilk yardım kesinlikle eğitim almış kişiler yapmalıdır. Evet, bu doğru arkadaşlar. Eğitim almış kişiler yapmalıdır. Doğru yazıyoruz. Üç, ilk yardım hastanelerin acil servislerinde yapılır. Hayır, olay yani kaza yerinde yapılır arkadaşlar. İlk yardım hastanelerde yapılmaz. Yanlış yani. 7. Tüm motorlu taşıtlarda ilk yardım çantasını bulundurmak zorunlu değildir diyor. Hayır arkadaşlar, zorunludur. Bu da yanlış. Kamyon, kamyonet, traktör gibi taşıtlarla yolcu taşınabilir mi? Hayır, bunlar yük taşımak için yapılmış taşıtlardır. Yani yolcu taşınmaz. Buna da yanlış diyoruz. 6. Sağanak yağış, kar ve sis gibi olaylar iklim koşullarından kaynaklanan kazaların sebeplerinden midir? Evet, doğru. Kazaların sebepleridir bunlar.
7. Toplu taşıma araçlarına ön kapıdan binilir. Orta veya arka kapıdan inilir mi arkadaşlar? Otobüse bindiğiniz zaman önden biner, paramızı öder ya da kartımızı basarız. Ortada ya da arkadan ineriz. O halde bu doğru. Evet, doğru yanlış sorularımız da bitti. Geçelim, sırada ne varmış? Klasik bir sorumuz varmış arkadaşlar. Ne diyor bakalım? Yukarıda verilen eşyalardan ilk yardım çantasında bulunması gerekenleri yazınız. Hangileri ilk yardım çantasında olması gerekiyor? Bir plaster vardır arkadaşlar mecburen. Büyük harfle yazalım. Evet, plaster. İki ne vardır? Turnike. Evet, turnike de olmak zorundadır. Kanama varsa kanamayı durdurmak için arkadaşlar. Turnike. Üç, radyo, şurup, para, kuru gıda, tırnak makası, yara bandı. Evet, üç, yara bandı. Yara bandı olması gerekiyor. Yara bandından sonra çengelli iğne. Evet, çengelli iğne de olması gerekiyor. Çengelli iğne ve en son olarak tıbbi eldiven. Evet sevgili gençler. Tıbbi eldiven gerekiyor. Evet, bu sorumuzu da geçtik. Plaster, turnike, yara bandı, çengelli iğne, tıbbi eldiven olarak sıraladık. Şimdi geçelim, başka ne sorular varmış? Eşleştirme sorusu varmış. Hemen eşleştirmemizi yapalım arkadaşlar. 112 neyin numarasıdır arkadaşlar? Polisin mi, acil yardımın mı, itfaiye mi, jandarma mı? En çok ne biliyorsunuz? 112 ve 155'i burada en çok bildiğiniz numaralar değil mi? 112 acil yardım arkadaşlar. O halde A'yı getirip buraya yazıyoruz. 112. B 155 neyin numarasıdır arkadaşlar? Polisindi değil mi? O halde B yazıyoruz. 156 neyin ihbar hattıdır, numarasıdır arkadaşlar ya da yardım numarasıdır? Tabii ki jandarmanın. Ve 110 itfaiye, herhangi bir yangın gördüğümüz zaman da arayacağımız numara 110'dur sevgili gençler. O halde D getirip itfaiyenin karşısına yazdık. Evet, eşleştirme sorumuz da bitti. Hemen geçelim test soruları. İşte sizin en sevdiğiniz soru türlerinden biri. 1. Aşağıdakilerden hangisi kazalara neden olan sürücü davranışlarından değildir? Evet, hangisi sürücü davranışı değildir diyor arkadaşlar. Hemen yapalım. Sürücü davranışı olmayan hangisi burada? Uykusuzluk bir sürücü davranışıdır. Alkollü araç kullanmak sürücü davranışıdır. Dikkatsizlik elbette ki sürücüden kaynaklanır. Yolun kaygan olması sürücüden kaynaklanmaz. Yoldan kaynaklanan bir kaza nedenidir. O halde doğru cevap D. 2. Araçlarda seyahat eden kişilere ne denir? Seyahat eden kişiye şoför mü denir? Yolcu mu? Yaya mı? Halk mı denir? Şoför aracı kullanır. Yolcu aracın içinde seyahat eden kişidir değil mi? Doğru cevap B seçeneği sevgili gençler. Hemen üçüncü sorumuzu yapalım. Bir kazayı görerek acil yardım ve kurtarma hizmetlerini arayan kişi hangi bilgiyi vermelidir? Arkadaşlar bir kazayı gördüğünüz zaman acil yardım isteğinde bulunduğunuzda o kişilerin, acil yardım elemanlarının kaza yerine gelebilmesi için adresi açık, net ve doğru vermeniz gerekiyor. O halde ilk vermemiz gereken şey nedir? Adres bilgisidir bakalım. Aracın rengi, hayır, kaza yerinin adresi, evet. Kaza yeri adresi, araç markası, telefon numarası, hayır. Kaza yerinin adresini açık ve net vermemiz gerekiyor. Dördüncü soru, yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek için eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir? Tanı, tedavi, taşıma, ilk yardım. Evet, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek için verilen yardıma ilk yardım denir bu uygulamaya sevgili gençler. Doğru cevap D. 5. Trafik kazalarının etkileri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Trafik kazalarının etkileri. Bakalım. Can ve mal kaybına sebep olur. Evet bu var. Ekonomik sosyal sorunlara sebep olur. Doğru. Çevre kirliliğine sebep olur. O halde her üçü nerede var? C seçeneğinde var. Üçü de trafik kazalarının etkileridir sevgili gençler. Altıncı soru. Mert aşağıdakilerden hangisini yaparsa doğru bir davranış yapmış olur. Bakalım Mert hangisini yaparsa doğrudur. Karşıya geçerken yaya geçidini kullanırsa. Ama bu doğru, evet.
Kaldırımda bisiklet, hayır. Kaldırımda arkadaşlarıyla şakalaşması, hayır. Hareket halindeki araçta kolunu çıkarması, hayır. Bunlar yanlış. A seçeneği ya doğru. Mert sadece bunu doğru yapmış. 7. Aşağıdaki meslek gruplarından hangisi ilk yardım yapamaz diyor. Sağlık teknikeri yapar, doktor yapar, hemşire yapar, polis ilk yardım yapamaz. İlk yardım bilgisi yoktur. Eğitimini almıştır belki ama diğerleri varken polis yapmaz. Geçelim 7. sorumuza. Pardon 8. Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmaya örnek olarak verilmez? Evet, bir şeyin hafif yaralı sayılabilmesi için bakalım. Çizik bir hafif yaralanmadır. Sıyrık hafif bir yaralanmadır. Ezik hafif bir yaralanmadır. Ama kemik kırılması hayati önem taşır arkadaşlar. Hafif bir yaralanma değildir. Ölümlere neden olabilir kemik kırılması. Doğru cevap B seçeneği. 9. sorumuzu yapalım sevgili gençler. Evet, son 2 sorumuz. Bir trafik kazasında ilk yardıma nerede başlanır? Elbette ki ilk yardıma nerede başlarız arkadaşlar trafik kazasında? Olayın ya da kazanın meydana geldiği yerde başlarız. Bakalım, hastanede? Hayır, olmaz. Olay yerinde, sağlık merkezinde, ambulansta. Doğru cevap olay yeridir arkadaşlar ya da kaza yeri diyebiliriz. Geldik son soru arkadaşlar. Sizden ricamız var, lütfen abone olun. Kanalımızda isteklerinizi yorum kısmında bildirin. Ayrıca like'larınızı bekliyoruz. 4. sınıflara ait tüm derslerin videoları videolar kısmına gidip tıkladığınızda Türkçe, matematik, sosyal bilgiler, İngilizce arkadaşlar, demokrasi, fen bilimleri bütün yazılı videoları var. Onları izleyin, siz de 100 alın. Evet, son sorumuzu cevaplandıralım. Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracıdır? Evet, aracıdır. Taksi, toplu taşıma değil. Kamyon, yük aracıdır. Traktör, yük aracıdır. Otobüs, toplu taşıma aracıdır. Doğru cevap D seçeneği sevgili gençler. Evet, sınavımız burada bitti. Bir sonraki sınavda buluşuncaya dek sizlere başarılar diliyoruz. Hoşça kalın diyoruz sevgili gençler.